Aziz dostlarım, kıymetli izleyenler, sevgili dinleyenler, bütün insanlık alemine hayat veren nurun hayat derslerini takdime devam ediyoruz. İslam hayatın, mutluluğun tam reçetesidir. Önemine binaen şu cümleyi, veciz cümleyi tekrar ediyorum. Alem ve içindekiler, dikkat et, hepsi asli yaratılışları ve varlık nizamlarıyla ilahi kudretin birer deliller manzumesidir ve hikmet kitabının ayetleridirler. Alem ve içindekiler. Kur'an kitabı ayetler, kainat kevni ayetlerle doludur. Her şey levh-i mahfuzda tamamen açık bir biçimde yazılmıştır. Allah'ın ezeli ve ebedi ilmiyle her şey önceden yazılmıştır. Onun için her şey levh-i mahfuzda tamamen açık bir biçimde yazılmıştır. Bu da Allah'ın ezelden ebede her şeyi bildiğindendir. Onun için Allah-u Teala'nın önceden her şeyi bilmesi kişiyi zorlamaz, özgürlüğünü kısıtlamaz. Onun neler yapacağını önceden bilmesidir ve yazmasıdır. Birileri, bu Kur'an'ı anlayamayan birileri, Allah öyle yazdıysa işte ben de onun için böyle yapıyorum, kendini yani icbar altında zannediyor. Şimdi diyelim ki astronomi bilginleri ayın tutulacağını bir sene önce, daha önce hesap etmişler. O bilginin ayın tutulmasında, tutulmamasında bir etkisi var mı? Sadece o bir bilgidir. Tutulacağını biliyor. Ayı tutan o bilim adamları değil ki, ayın tutulmasının hesabını yapıyor. Yüce Allah da hiçbir kuluna, özgürlüğüne, hürriyetine, iradesine dokunmadan ezelden ebede herkesin ne yapacağını önceden biliyor. Öyle olmasaydı imtihan olmazdı. Özgürlükler Cenab-ı Hak tarafından verilmiştir. Her doğan özgür doğar dünyaya. İnsanoğlunun özgürlüğünü kısıtlayan ya kendisidir ya kötü idarelerdir. Dayatmacılardır, zorbacılardır. İnsanlar hür yaratılmıştır. İslam hürriyet yoludur. Tam bir hürriyet yoludur. Allah'tan gelen, Allah'a giden yoldur İslam. Tam hürriyet yoludur. İslam'ın tamamını anlayıp dinlemeye çalışmamız gerekiyor. Onun için her şey levh-i mahfuzda tamamen açık bir biçimde yazılmıştır. Allah'a kapalı bir şey olmaz. Allah'ın bilmediği de olmaz. Ezel ebed bize göredir. Allah-u Teala'yı zamandan, mekandan Allah münezzehtir. Şimdi bir de ilk yaratılanlar var. Evvelü mâ halakallâhul kalem. Allah'ın ilk yarattığı kalemdir diyor. Burada da İslam'ın ilme, irfana ne kadar önem verdiğini bir gör de bil. Ne diyor? Allah'ın ilk yarattığı kalemdir diyor. Bu hadisin kaynağında Ebu Davud ve Tirmizi, Ahmet bin Hanbel bulunmaktadır. Yine diyor ki kadî ceffel galemi bimâ hüve kâinun. Olacakları kalem yazmış, bitirmiştir. Yani Cenab-ı Hak kalem emrediyor. Olacakları yaz diyor. Kalemde yazıyor. Bu haberin kaynağında da Buhari Şerif ve Nesai bulunmaktadır. Hak ilim
kalplere o kitaptan nazil olur. Dikkat et. Hak ilim kalplere o kitaptan nazil olur. Kudret nizamı, hareket kanunu ve hayat. Dikkat et. Kudret nizamı, hareket kanunu ve hayat. Asi olana dünya nimeti verilmişse o istitraçtır. Şimdi adam Allah-u Teala'yı ve onun ilkelerini kabul etmiyor. Ama birçok imkanlara sahip olmuş. Bu istitraçtır diyor. Kim? Ahmet bin Hanbel'in verdiği haber bu. O büyük alimin, büyük müştehidin, büyük hem müştehid hem de büyük bir hadis alimi, fıkıh alimidir. Ahmet bin Hanbel, asi olana dünya nimeti verilmişse diyor, o istitraçtır. Bu şuna benzer istitraçlar, birini yukarı kaldırıp daha aşağı yatmak için kaldırmanın adıdır. Eğer birine dünyada bazı imkanlar verilmiş, hak hukuk tanımıyorsa, gerçeği hakikati tanımıyorsa bu bir istitraçtır. Bu yukarı kaldırıp çok aşağılara atılacağının alametidir. Onun için hak ve gerçek ilim kalplere o kitaptan nazil olur. Nereden? Levh-i Mahfuz'dan. Kur'an-ı Kerim oradan gelmiştir. Kur'an'dan kalbe inen her şey hak ilimdir. Kur'an hak ve hakikattır. Kudret nizamı, hareket kanunu ve hayat. Bunlara dikkat et. Kudret nizamı, İslam nizamıdır. Hareket kanunu ve hayat. Kainattaki bütün hareketin, muharriki, hayatı veren Allah'ın kendisidir. Hem ben hayatımı yaşayacağım diyorsun, hem hayat vereni tanımıyorsun. Gerçek hayat nizamını tanımıyorsun. Hayat veren nuru tanımıyorsun. İslamsız hayat olur mu? İslam hayatı Allah'ın ortaya koyduğu hayat nizamıdır. Aklını başına al. Hayvani hayat yaşamak isteyenler vardır. Bunlardan gafildirler. Gerçek hayattan bakın, insani hayat, İslami hayat, en mutlu hayat, Allah'ın ortaya koyduğu hayat nizamı, gerçek hayatın kendisidir. Bunu tanımayanlar, hayvani hayat yaşamak isteyenler, diyor gerçek hayattan, bunlardan gafildirler. Allah'ın gayıp kudretinde, levh-i mahfuzda bulunmayan hiçbir ayet yoktur. Her şey Allah'ın kudretinde, levh-i mahfuzda bulunmayan hiçbir ayet yoktur. Onun için aziz dostlarımız, uçma kanunlarını, kudretini anla. Uçma kanunlarını kim yarattı? Şöyle bir bak, kainattaki bütün kanunları koyucusu yaratan Allah'tır. Uçma kanunu da o yaratmış ve uçanları o uçuruyor. Uçanların kendi marifeti değil, uçma kanununu yaratmış. Yere yerdeki kanunları, gökteki kanunları, mahlukata her mahluka kendine has kanunlarla yaratmış. Çünkü yaratmanın her türlüsünü biliyor Cenab-ı Hak. Bu kadar diyor ayetlere aldırmayıp da, bu kadar ayetlere aldırmayıp da, başka ayet ve mucize aramak. Şimdi işte gafletin, körlüğün biri de buradadır. Bu kadar ayetleri aldırmayıp da başka ayet mucize aramak
küfrün kalınlığını, cehaletin, gafletin derinliğini gösteriyor. Bu kadar ayetler inkar ediyor, yok sayıyor ve başka mucize arıyor. Bu da neyi gösteriyor? Küfrün kalınlığını, cehaletin, gafletin derinliğini gösteriyor. Allah muhafaza buyursun. Peygamberimiz sık sık şu duayı yapardı. Allahümme inni euzü bike mineş şirki ve şekki vel küfrü ve nifakı ve şikak ve su'il ahlakı ve su'il menzari fil ehli vel mali vel veled. Yine bir başka duasında Allahümme inni euzü bike minel gafleti vel gasveti ve zilleti vel meskene ve euzü bike minel küfrü vel füsugi ve şigabı ve sümati ve riya ve euzü bike minel samemi vel bekemi vel cünuni vel cüzami ve seyyil eskam gibi çok çok dualar yapardı. Bir peygamberin bu dualarla sürekli bütün varlığı Allah'a yalvarış ve duadır. Allah'a kulluk duadır. Her ibadet duadır. Çünkü ebedi lebet biz Allah'a muhtacız ve minnettarız. Çünkü bitmez tükenmez nimetlerinin içindeyiz. Allah inkar edilir mi? İslam inkar edilir mi? Kur'an, Muhammed inkar edilir mi? Yapmayın, kendinize yazık etmeyin. Aziz dostlarım. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi besari, la ilahe illa ent. Allahümme inni euzu bike minel küfri, vel fakri ve min azabil kabri, la ilahe illa ent. Ne diyor burada? Afiyet istiyor. Bedeni afiyet istiyor. Kulaklarına, gözlerine afiyet istiyor. Bedenine afiyet istiyor. Ve küfürden, fakirlikten ve kabir azabından da Allah'a sığınıyor. Küfürden, fakirlikten, kabir azabından da Allah'a sığınıyor. Hiç İslam dini dünyada bir tek fakir bırakmamaya gelmiştir. Bütün insanlığın tamamını zengin etmeye gelmiştir. Fakirizm, bunlar uydurma şeylerdir. Fakirizm, fakir sadece bütün insanlığa karşı zengin olmak, Allah'a karşı fakir olmaktır. Fakirizm budur. Allah'a muhtaç olduğunu ebedi itiraf edeceksin. Allah'a karşı fakirsin ama bütün insanlığa karşı zengin olmak zorundasın. Çünkü kula muhtaç asla olmayacaksın. Veren olacaksın, alan el olmayacaksın. İslam budur. İslam veren eldir. Haysiyettir, şereftir. Bütün insanlığın haysiyet ve şerefini düşünür. Bir tek fakir bırakmak istemez İslam. Lafına eşitlik olmuyor. Lafına hürriyet olmuyor. Lafına adalet olmuyor. Lafına sosyal adalet tecelli etmiyor. Dünyanın bir tarafını fakir bırakacaksın. Onlar Allah'ın kulları değil mi? Adalet uygulamayacaksın. Bir de sosyal devletten bahsedeceksin. Dünyanın bir tarafını sömüreceksin. Bir taraftan mal yığacaksın, bir tarafını aç bırakacaksın. Bunun adını da adalet koyacaksın. Onun için kıymetli dostlar, Ümmül Kitap'ta tüm hayat serüvenleri yazılmıştır. Ümmül Kitap nedir? Ana kitap. Yani levh-i mahfuz. Oraya nereden? Allah'ın ilminden yazılmıştır. Ümmül Kitap'ta, yani ana kitapta tüm hayat serüvenleri yazılmıştır. İşte Kur'an-ı Kerim oradan gelmiştir. Allah'ın ilminden, levh-i mahfuzdan
gelen bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Hak Allah'ın kelamıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'e tam hürmet lazımdır. Abdestsiz elinize almayın. Bizim bazı kendini müştehit zanneden tembel ilahiyatçılarımız var. Abdestsiz Kur'an okunur derler. Onlara aldanmayın. Gereken hürmeti Kur'an-ı Kerim'e, nazmına da, manasına da, hükmüne de, kitabın kendisine de, hatta yazısına da. O yazının içi Allah kelamıdır. Her ne kadar mürekkep, dünyada yazıya kağıt mürekkep bize aittir ama bize de Allah vermiştir yine onları. Fakat onun içeriği Allah kelamıdır. Lafzıyla, manasıyla. Hürmet edin. Göbekten aşağı Kur'an'ı tutmayın. Yükseklerde tutun. Kur'an'ın yeri kalplerdir. Raflar değildir. Raflarda Kur'an durun için kalplere alınıncaya kadar. Kur'an-ı Kerim'i kalpli kalbinize, lafzının manasını, onun hayatını, onun ruhunu, onun verdiği nuru almaya çalışın. Onun nuruyla nurlanın. Onun hayatıyla hayat bulun. Kur'an-ı Kerim hayattır ve nurdur. Ve ruhtur Kur'an-ı Kerim aynı zamanda. Ruh neden ruhtur? Hayat verdiği için. Nurlandırdığı için, aydınlattığı için. Kur'an-ı Kerim'in olduğu yerde karanlık olmaz. Her hayvan dahi hakkını yarın mahşerde, büyük mahkemede, ruzi cezada, mahkemeyi kübrada alacaktır. Her hayvan dahi hakkını alacaktır. Boynuzludan boynuzsuz hakkını alacaktır. Bu da bir hadisi şeriftir. Allah dilemedikçe kimse, efendim, kimse kimseye bir şey duyuramaz. Allah kime duyuracağını bilir. Herkesin kazanımının karşılığını verdiği için bu da. Kimse Allah dilemedikçe kimse kimseye bir şey duyuramaz, söyletemez, gösteremez, yola da getiremez. Bu kulun kötü seçimi ile ilgilidir, istemesinin eseridir. Kul öyle istemiş, öyle kazanmış, karşılığını da öyle buldu işte. Bunun açık, basit misallerinden birisi. Sen şimdi tarlaya diken ekersen buğday biçebilir misin? Zehir eken acaba oradan şifa biçebilir mi? Kalbine küfrü yerleştiren iman biçebilir mi? Küfrün karşılığı cehennemdir. Cennet bulabilir mi? İmanın, ameli salihin, itaatın karşılığı Allah'a cennettir. Bunu kimse cehenneme götüremez. Allah'ın vaadi süphanesi vardır. Cennetliği kimse cehenneme götüremez. Cehennemliği de kimse cennete götüremez. Herkes ne kazanıyorsa karşılığını alır. Ve en leyse lil insan illa ma sa'a. Herkesin çalıştığının karşılığı vardır. Ne kazandın karşılığını alırsın. Özgürsün. Özgürlüğünü İslam kısıtlamaz.